Daha önce rezerv alanlarda elbette ki bir takım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Bir taraftan zemin etütlerini yapıp sağlam zeminler üzerinde biz çarşılarımızı yeniden inşa edeceğiz. Burası Çevre Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin Türkiye'de deprem bölgesinde temeli atılan ilk çarşı olarak kamuoyuna yansıtıldı. Ancak burayla ilgili çeşitli iddialar var. Temel atılırken ihalesi yapılmadığı iddiası var. İhale yapılmadan bu temel atılmış. Ayrıca bu Bakırcılar Çarşısı'nın temel atılırken bir etüt çalışması, sondaj çalışması yapılmadığı da görülüyor. Hem bakın burada su çıkmış durumda, bir gölet olmuş durumda. Ayrıca sanırım tekrar doldurmaya başlamışlar. Burası maalesef Türkiye örnek Aziz Nesin hikayelerinde ya da Karadeniz fırkalarında olan durumu aynen Malatya Bakırcı Pazarı'nda yaşıyoruz. Temel var, temel yok. Temeli su kaplamış durumda. Bir kocaman kalabalıkla maalesef Türkiye'ye büyük reklamlar yapıldı. Bakırcı Pazarı'nın ilk çarşının temeli atılıyor diye Türkiye'de. Ancak temelin hali ortada şu anda. Burada bir kamuoyu algı yaratmaktan başka bir şey yok. Bir algıyla Malatya deprem bölgesi yönetilmeye çalışılıyor. Yani Bakırcı Pazarı da sahipsiz maalesef, Malatya da sahipsiz. Ancak biz bu aksaklıkları, bu haksızlıkları duyurmaya çalışacağız. Malatyalıların yanında olduğumu bir kez daha herkes bilsin. Milletvekillerinin, bakanların katıldığı bir törenle temel atma töreni yapıldı. Temel, Malatya'daki Bakırcı Pazarı'nın temelini herkes görsün. İşte böyle Türkiye örnek bir temel yaptı Malatya. Evet. Malatya bu deprem bölgesinde Türkiye'ye bayağı gündem oldu biliyorsunuz. İşte bugün de geldiğimiz nokta bu. İşte. Temel atılmış ancak temel de yok, ihale de yok. Kimin yaptığı da belli değil. Kim yapıyor bunu, hangi müteahhit o da belli değil.